Ne yapıyorsun peki şimdi sen? Bunları galiba birazcık fırında haşladın mı? Yok, suda haşladım. Sonra soğuk suya attım. Hı-hı. Ki içini rahatça çıkartabileyim diye. Zaten fırına girecekler. Bir de orada pişecekler. Hı-hı. Bunda da oluyor mu böyle bir? Bunda olmasına gerek yok. Bu zaten kendisi söylüyor. Ne diyor sence? İyi bir kıvam. Yani... Bu diyor. Ben bıçağa batırdığımda aldığım kıvam bence doğruydu. Yani çünkü bu biraz da suyunu da kabak koyacak. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne kıvam yakalamak istediğinle alakalı. Hani ben bütün böyle mutfaktaki ekipmanlara arkadaşım diyorum ya ben. Şöyle bak, ben bununla konuşuyorum. Diyorum ki kabak bana ne olarak hizmet edeceksin? Abi ben sana güzel bir yatak olacağım. Önemli olan içindeki bütün her şeyi şöyle içime böyle muhafaza edeceğim. Ama fırında pişeceğim ya. Ben öyle fırında kolay pişen bir değilim. Biraz ısıyı severim böyle hemen. Isıyla kendimi bırakmam lazım. O zaman ne yapayım ben sana? Abi sen bilirsin, ister böyle bırak. Belki biraz kıtır kıtır kalırım ama bir önden kör fırın görsem daha mı güzel olurum bilmiyorum abi. Bak mesela buran güzel olmuş kabak. Ama sanki buralarım biraz... Yani ben seni böyle de severim ama diğer arkadaşların yerken sana çiğ derler, üzülürüm falan gibi böyle bir ilişki kuruyoruz biz. Arda, yani mesela salata olacak olsaydı nasıl konuşurdun? Ama hayır, o kadar anladık ki. Salata olsa şöyle konuşurduk. Kabak, ne yapıyoruz? Salata yapacağız. Hmm. Arda, bence benim bu ortadaki şu fazla çekirdekli olan kısımlarımı çıkart. Çıkartayım. Niye? Çünkü orada çok su var. Senin salatanı fazla sulandırırım ben böyle karıştırdıkça. Bir de böyle çekirdekli değil de böyle etli etli kısımlarımı yiyelim. Tamam. Zaten şu anda ben hafif böyle hafiften haşlandığım için salatanın içinde böyle kıtır kıtır yenme kıvamındayım. Salatada giderim ben. Ha tamam, daha fazla o zaman seni zorlamayayım. Çekirdekli kısımlarını çıkartayım. Tamam, teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Hoşça kal. Tamam, aldım. Böyle bir diyalogumuz var yani bizim. Kabakla, domatesle, sosla, balıkla. Burada ne koyuyorsun içine? İçine soğan, kıyma, domates, biber. Hı. Üzerlerine piştikten sonra maydanozunu attım. Biraz şeker koydum bunun içine. Çok güzel. Burada da bildiğimiz salçalı sos yaptım. İçinde sarımsak var. Bunları koyup bunu üstüne gezdireceğim. Fırına vereceğim. Daha sonra üstüne kaşar koyacağım. Onu eriteceğim. Şimdi bak şöyle düşün. Bu akşam bu fırındaki yemeğe kayınvaliden gelecekmiş. Ve bir 10 dakikaya da kapıyı çalacaklarmış artık. Gibi diye düşün. Acaba bu onu telaş ettirmeye yeterli olur mu Arda? Ben daha güzel bir şeydi. Bunu neyin içinde pişireceğim? Nasıl yani? Hani nasıl bir kabın içinde pişireceğim bunları? Normal şeye koyacağım. Bu fırın tepsisine. Bak mesela ben direkt bu soruyu niye sordum biliyor musun? Emel'e hemen pas atmak için. Emel kıvranmaya hemen duyuyor başlıyor. Peki şimdi kayınvaliden gelecek ya akşam yemeğe. Hı-hı. Bu fırın tepsisiyle mi götüreceksin sofraya? Yok hayır, hepsini sunum tabağına koyacağım. Hı. Bu şekilde götüreceğim. Sularını da içine ala ala. Hı-hı. Askerde de aslında bir sürü yerde var. Bitişik nizam böyle. Böyle bitişik nizam. Biz hep ne diyoruz burada? Bu öyle. Mutfakta hep safları sıklaştırın diyoruz. Hı, tamam, anladım. Ya. Peki. Bir hadi. De ne diyoruz? Küçük bebekleri iki kişilik büyük yataklarda yatırmayın. Küçük sepetlerde yatırın. Loğusalar varsa gerçekten çok önemli. Altını çiziyorum. Küçücük kendi kadar bir sepette yatırın bebekleri diyoruz. Tamam peki. Bebekleri yatıracağım. Şuraya. Bebek kabaklar. Biz gidiyoruz. Aldım teşekkür ederiz. Gidiyorum. Haydi kolay gelsin. Yarışmacılar fırında akşam yemeği tariflerini hazırlamaya devam ediyorlar. Karamelize gibi bir şey yok. Biraz daha sos olsaymış daha lezzetli olabilirmiş. Et almışsın, pişirmişsin, ne tuzu var, ne tadı var. Ve hepiniz sözleştiniz mi çiğ olsun diye bunlar? Ben onu anlamıyorum. Okan bugün sebzeli bonfile yapacak. Vay 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 vay. Merhaba. Okan çalışmış da gelmiş. Ben size söyleyeyim. Kuskus. Neden kuskus seçtin? Çok ilginç. Çocukluğuma götürdün beni. Belki biraz farklı bir tat, lezzet olur istedim bonfilenin yanında. Hmm. Burada neler oluyor Okan? Burada brokoli haşlıyorum. Fakat suda haşlamak istemedim. Bu arada daha bir güzel oluyor. Çünkü suya koyduğumuz zaman biraz hamur olup dağılabiliyor. Bu arada haşlamak istedim. Haşlanıyor şu an. Bu arada haşlandığı zaman da rengi böyle oluyor ama. Böyle bir maalesef. Sıkıntısı var bunun. Evet. Oysa ki bunu böyle hızlıca suda haşlayıp çıkartıp hemen buzlu suya bassan
Belki. Böyle hem rengini hem görüntüsünü muhafaza edersin. Bir daha sefer öyle yap. Peki şimdi sen böyle karar domates... Kararmaması için kapağını açık bırakman gerekiyor ve suyuna tuz koyman gerekiyor. Sen ne yapmak istiyorsun? Şu an bu et suyunun salmamasını istiyorum. Tamam. Sen ne yaparsan yap o et birazcık suyunu salacak. Eğer etin suyunu muhafaza etmek istiyorsan Emel'in gösterdiğini yapabilirsin. Tamam. Battaniye. Evet, bir iki dakika böyle bekleyince gitmeye hazır olan sular geri çekiliyor. O zaman dilimleyebiliriz. Teşekkürler. Çünkü bu, galiba hazırsın. Bir sos yapılacak. Bu garibim ne olacak peki? Bu garibimi belki tavada biraz tekrar bir sıvı haline getirebilirsem. Üstüne tekrar sunu da dökmeyi planlıyorum. Ya artık yani hep dediğimiz gibi şu kızarmışları... Çünkü bunda etin suyu lezzeti tamam. Geçtiği için. Peki hadi biz daha fazla ne yapalım sana ya? Geldik gördük. Bitmek üzere. Yendik gidiyoruz. Brokolinin kapağını açtıramadık. Onlar kararacak ama artık... Olsun. Senin hatırın için onu da öyle yeriz yani. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Okan'ın fırından çıkarttığı etin kıvamı bence harika gözüküyordu. Fakat tam olarak ne yapacağını anlamadım. Çünkü bir fırın kabının içerisinde hafif domates sosu gibi bir şeyle beraber pişirmiş ama et pişene kadar tabii domates sosu çok kuru olduğu için kenarlarından hafif yanmaya başlamış. Onu lezzetlendirip bir sos mu yapacak? Çünkü etten başka bir şey görmedim. Tek başına fırına atılmış bir et çıkartırsa herhalde pek şansı olmaz diye düşünüyorum. Mutlaka o etle beraber bir kompozisyon yapması lazım. Ufuk Bey tuzda balığını fırından çıkarttı. Bu arada diğer yarışmacılar da bir tariflerini fırına vermeye başladı. Evet geldik. Bu heyecan dolu anı kaçıramadık. Evet, sizin derin bilgilerinizden de faydalanmak istedim ben. Bunu böyle kıyılarından açtım. Şimdi kaldıracağım diyorsunuz kapağı. Kalkıyor kapak gibi. Balık dediğim gibi... Ben zannettim balık eridi aktı ama o hayır, değil. Canım, o bu tuzun suyu. Tuzun suyu evet. Ve gördüğünüz gibi böyle tam bir aslında yapı taşı gibi. Yani yumurtanın akı. Evet. Evet. Arda balığa ben balık hafızalı zannettim oradan çok korktum Arda Bey. Ben balık hafızalıyım geçer hemen. Ben lezzetini aldım mı? Peki siz bunu nasıl servis yapacaksınız? Ayıklayıp mı? Şimdi efendim ben önce şunları kapatacağım. Tamam. Bir yanar dönerle ama siz açıp şu derisini kaldırdıktan sonra bir parça alırsanız. Hastasıyım. Ben onu düşünüyorum. Ya ben bunu oraya servis şeklinde koyarım bir tabağa ama hiçbir anlamı olmaz. Tabii. Sırf onu öyle düşündüm. Sizlere de biraz zahmet olacak. Hiç olmaz. Arda zevkle yapıyor öyle tamam. Şeyleri. Tamam. Tamam. Balık yapmak kadar yemeği de çok severim. Çok da iyi yediğimi söylerler. Böyle santim kaçırmam. Böyle tık 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 tık. Yani sonra mesela kılçıklarda kediler yiyecek bir şey bulamaz. Hiç. Tamamını yerim. Gidelim mi Nilüfer'e? Bir de Nilüfer'e bakalım. Şimdiden afiyet olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Olsun. Ellerinize sağ olun. Sağ olun şimdiden. Sağ olun efendim. Nilüfer bugün köfteli islim kebabı yapacak. Nilüfer ne yapıyorsun? İslim kebabı yapıyorum. Bayılırım. Köfteler hazır mı? Köfteler hazır pişiyor şu anda. Bugün hep güzel sevdiğim yemekler yapılıyor. Çok güzel yemekler yapılıyor. Yani naçizane böyle hem severim hem de iyi yaptığımı düşündüğüm yemekler yapılıyor. İslim kebabını özellikle ben böyle hani klasik usul böyle sarıp içine koyup kapatıyorsun ya. Ben bir de onu bostan patlıcanından yapıyorum. Arda inanır mısın? Ben 40 yılda bir yapıyorum patlıcan. İslim kebabı veya soslu ama o zaman bol ayçiçek yağında nasıl yağlı olacaksa öyle kızartıyorum. Hakkını veriyorum başka türlü yapmıyorum. Köfte çünkü değil mi?
patlıcanı. Hı hı. Çünkü patlıcan çok nişastalı, karbonhidratlı bir dokusu var. Ve ancak yağda kızardığı zaman tatlanıyor. Yoksa haşlamaya gelmiyor, evet, patlıcan. Tatsız oluyor. Sen de kızarttım. Öyle mi? Sağlıklı bir kızartma kızarttım yolu. Kızarttım ama yağını almak için yağda koydum. Bu şekilde. Sana bir öneride bulunacağım, evet, ki aslında seninkiler bir hafif kızarmış ve iyi bir formül bu. Bunları nasıl birleştireceksin? Artı şeklinde koyacağım. Ortasına köfteyi koyup kapatacaksın. Kürban. Tamam. Yani kıvıracaksın, evet, ve bu şekilde saracaksın, değil mi? Patlıcanları böyle derin yağda böyle bu kadar ince kızarttığın zaman, çıkarttığında cips gibi böyle sertleşiyorlar ince kızarttığın zaman. Onun sertleşmemesi için yine böyle bir kaba koyup üstüne bir şey kapatacaksın. O eski anneanne usulü patates gibi yani. Eskiden benim rahmetli anneannem öyle yapardı, böyle kalın kalın patatesler. Pişirdikten sonra üstünü kapatırdı, yumuşacık olurdu. Fast food tarzı patatesler çıtır çıtır. Anneanne tarzı patatesler böyle yumuşak yumuşak. Bunların da böyle kıvrılmaya ihtiyacı olduğu için, bunlar hafiften böyle yağlandı ve birazcık yağ çektiği için kıvrılıyor. Ama aklında olsun, üstüne bir kapak kapatırsan tamamen esnek ve kıvrılan patlıcanlar elde edebilirsin. Ama bir an önce fırına koy. Evet, koyacağım. Şimdi köftelerimi çıkaracağım. Heh. Hemen dizip vereceğim. Köftelerin 1,5 kilo ince uzun patlıcanmış bu. Köfte ortada. Yarım kilo kıyma. Nasıl gelmiş kıyman acaba? Dana kıyma. Çekim. Yağlı, orta, az yağlı, orta çok yağlı. İçine galeta unu, bir yumurta, bir soğan endesi, 2 diş sarımsak, kimyon, tuz, karabiber koydum. Yoğurdum, maydanoz da koydum. Sonra biraz beklettim, dinlendirdim. Yuvarlak şekil verdim ve fırına verdim. Bence her şey harika gidiyor. Bir tek yetiştiririm. Misafirler kapıyı çalmak üzere. Evet, yetiştirmem lazım. Geleceğiz. Birazdan acele geliyoruz. Ediyorum, tamam. Nilüfer patlıcanları ince ince şeritler yapmış ve kızartmış. O patlıcanları bir islim kebabı yapacak. Bizim mutfağın güzel yemeklerinden biridir islim kebabı. Avantajı, herkesin damak tadına uygundur. Dezavantajı, herkes çok iyi bildiği için biraz vasat bir iş bile yapıyor olsanız hemen tepki çekersiniz. Köfteleri düzgün bir şekilde sulu sulu bırakması lazım içinde. Güzel bir domates sosu yapması lazım ve patlıcanlarla beraber iyi birleştirmesi lazım. Biraz özensiz kesmiş patlıcanlarını. Biri bir boy, biri bir boy. Ama birleştirirken belki bu açığı kapatabilir. Çok da güzel, besleyici ve lezzetli bir yumuşaktı ve lezzetliydi. Düzgün bir şekilde sulu sulu kıvamını ve lezzetini yerinde buldum. Bugün Ufuk Bey haricindeki tüm yarışmacılar kırmızı etli tarifler hazırlıyor. Bakalım Ufuk Bey tuzda balık tarifiyle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başarabilecek mi? Aslan bugün ıspanaklı köfte yapıp püreyle servis edecek. Emel Hanım pastacı kreması dedik, patates püresi yaptı. Ya aslında Aslan diyor ki ya bu niye sulu oldu, değil mi? Niye sulu oldu? Çırptığın için. Evet. Asla ne bunda ne makineyle. Patates çırpıldıkça koyulaşacağına sulanıyor. Çünkü çırpıldıkça içindeki nişasta sakız gibi uzuyor. Patates püresiyle ilgili 2 şey söyleyeceğim sana. %100 doğru söylüyor Emel Hanım. Çırptıkça sulandırırsın. Katı bir patates püresi yapmak istiyorsan patates haşlandıktan sonra rendele. Tamam mı? Rendele. Rendelenmiş patates püresini içine tereyağı, süt, krema ne koyarsan koy, o kalın kıvamını bozamıyorsun. Rendele, koy, her şeyi güzelce karıştır böyle kalın. Hatta bizim 2 tane püremiz var. Bir tanesi böyle, bir tanesi de kalın kıvamlı. Onu böyle yatak gibi yapıyoruz. Her seferinde yani içinde krema vesaire olmasına rağmen yeniden ısıtacağımız zaman biraz daha krema koyuyoruz. Yine sulanmıyor. Bir arada tutuyor kendini çünkü rendelenmiş patatesden yapılıyor. Bir de ocağa yeniden koymana hiç gerek olmazdı. Sıcak patatesin üstüne böyle rendeleyerek ne şekildeyse tereyağını da attıktan sonra sütünü kaynar kaynar koysaydın. O hiç aklıma gelmedi. Ya. Bir şeyin sıcak olması lazım, değil evet. mi? Evet, o zaman bir daha ateşe koyman gerekmiyor. Peki ben burada bir şey gördüm. Burada ne yapmışsın? Şunu bir gösterelim. Burada bir ne yaptın? Çarpı işareti yapmışsın. Çarpı işareti yapıp sıcak suyun içine koydum. Daha sonra soğuk suya tuttum. Daha çabuk soyuldu domatesim. Şimdi onunla sos yapacağım. Ya gerçekten bize ideal soyulmuş domates gösterme imkanı verdi. Aynen öyle, Aslan özellikle. Bu. Birkaç tane kalmış üstünde üstünde gördüğünüz gibi, yani şuradan göstereyim. Aslan'ın yaptığı gibi, ki Emel bunu daha önceden gösterdi. Japonlar mı yemiyordu böyle? Eğer bıçakla soyulursa o salçayı satın almıyorlar. Aslan'ın yaptığı gibi kaynar suya domatesi koyup
Önden böyle bir çarpı işareti atıp, bu kadar derin atmanıza da gerek yok. Çarpı işareti atıp kaynar suya sokup birkaç saniye bekledim. Maksimum 20-25 en fazla. Çıkartıp soğuk suya sokarsanız çıkarttıktan sonra bu kabukların böyle üstünden kolayca hop böyle söküldüğünü evet, yani diyoruz ki ne yapın yapın domatesi muz soyar gibi soyun. Kolay gelsin Aslan'cığım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Aslan oldukça sıvı bir patates püresi yapmış. Patates püresinin sıvı olmasında çok sorun yok. Bir alt tabak gibi yapacak onu. Tabağın altını bir yatak gibi yapacak yani. Ve üstüne köfteleri dizecek anladığım kadarıyla. Yani bu da bilindik ve rahat bir yemek. Aslan yine güvenli bir limanda yüzmeyi tercih etmiş. Çok fazla kıyıdan açılmadan. Diğer arkadaşlarının performansı onun da yaptığı tabağın yorumlanmasında birazcık ölçü olacaktır diye tahmin ediyorum. Yarışmacıların süreleri giderek azalıyor. Ufuk Bey tuzda balığını pişirdi, hazır. Diğer yarışmacılar da fırında akşam yemeği tariflerinin büyük bir kısmını hazırladı. Son 10 dakika. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine sadece 10 dakika kaldı. Yemekler fırında pişerken her biri zaman kazanmak için sunum tabaklarını hazırlamayı ihmal etmiyor. Açabiliyor muyuz kapağını? Açalım. Şu an birazcık... Gel vatandaş. Yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi kaşarını vereceğim üstüne. Çok güzel. Bu etlerin biraz daha pişmesi lazım ama değil mi? Bana öyle geldi. Onlar pişti bence ama. Böyle sanki biraz üstleri yanarsa daha mı güzel olurlar diye düşündüm. Şu an o, amaç o zaten. Yakmak. Ha, birazcık. Ha, tamam onun için ondan başlayalım. Pişmek derken yakmak yani. Sonra üstüne kaşar vereceğiz. Eline sağlık. Yarışmacılar fırında akşam yemeği tariflerinde son hazırlıklarını yapıyorlar. Bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Buraya da limon ve tuz soslu lahanayı koyacağım. Ooo güzel. Güzel bir servis yapmış. Ben siz çalışabildin mi peki? Benim hayır. Yok. Fark ettim beni özlemişsin. Kendimi çok kötü hissettim. Fark ettim. Güzel bir bunalıma kapıldım. Ve biraz şeysin. Modum düştü bana. Evet. Jüri mi yaptı bunu sana? Hayır sizin yokluğunuz. Ha tamam. İstediğim cevabı alamadım farkındaysanız. Neyse. Jüri mi ben mi? Termen. Nasılsa duymuyorlar. Onlar duymuyor değil mi? Belki televizyon açarlarsa seyrederler, görürler. Ne dersin? Bence bunu söylemem hoşlarına gider. Ha tamam peki. Evet. Güzel, ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Sağ olun, afiyet olsun. Bunu böyle açtığımız zaman böyle pamuk gibi bir balık eti mi? Aynen öyle. Ha. Bembeyaz pamuk gibi. Bunun derisini sıyırdıktan sonra altı... Kemiğinden böyle ayrılacak diyorsunuz. Süper, süper. Bunu böyle yatağa, şurası da yatağa herhalde. Aynen oraya. Yatağa evet, yatıracağız. Yatağını yatıracağız. Tamam, süper. Sunumda böyle. Birer de vişne suyu. Ha, vişne suyu peki. Evet. Güzel. Roka salatası. Ha, salata derken onu ha, yanına koyacaksınız. Yanlarına, evet. Güzel. Hı-hı. Güvendiğiniz bir tabak anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki ekstra başka bir sos falan dökecek misiniz? Yok, isteyen limon sıksın diyorsunuz. Ya, evet. Ay benim bir böyle ağzımın suyu aktı yine. İçi karabiber ve defne yaprağı. Zaten o ona aromasını vermiştir balığa. Yesem mi ben biraz bunu? Biraz yiyeyim, çok az yiyeceğim bak. Hepsini yiyelim. Ay. Neyse lazım olan bir şey değildi herhalde değil mi bu? Bence lazımdı. Yok hiç önemli değil ya lütfen. Bir dakika hiçbir şey. Sanki hiçbir şey. İlk günkü gibi. Tabii. Tuzu ben böyle. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Kabakların sanki biraz böyle pişmemiş gibi geliyor sana herhalde değil mi? Ne? Yani evet yeşilliği öyle olduğu için. Hani diri bir yeşil durduğu için. Öyle yani mi olması gerekiyor peki? Kendini gibi değil. Şu an senin canını sıkmıyorum yani değil mi? Söylediğim yaptığım yorumla. Yani şu altındakinin bayağı böyle bir fokurdaması gerekiyor. Daha yeni başladı. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Etlerini koyacaksın. Bitti. Bu kadar. Herhangi bir sos falan var mı? Sos yapmayı planlıyordum ama hüsran da bitti. Niye oldu? Vaktim varsa biraz denesem bir kere daha acaba sos yapmayı? Sosu yapmayı aklıma girdiniz şu anda aslında. Bir dene istersen vaktim var. Ha? Denerim. Denemeye çalışırım. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Nilüfer istim kebaplarını neredeyse hazırladı. Birazdan soslayıp fırına verecek. Bakalım tarifinin kıvamında pişmesi için süresi yetecek mi? Oldu mu? İş yapar mı? Şu an. Oldu mu? İş yapar mı? Şu an. Çok güzel oldu. Şimdi sos mu dökeceğiz? Evet, dökeceğiz ve sonra fırın. Şu anda pişti mi sosumuz? Pişti. Ne kadar kalacak şeyde fırında peki? Fırında bir sosunu hafif çekene kadar kalacak. Az yani. Hayır, onu ben ayarlayacağım. Ha, tamam, şimdi. Peki. Ya da ben ayarlayacağım. Çok fazla değil. Sen ayarlamazsan ben ayarlayacağım farkındaysan. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bizim akşam yemeğimiz püre. Pürenin ise domates sos. Pürenin altında mı üstünde mi olacak? Karışık. Bir şey var mı? Evet. Ne zaman çıkıyor? 2 dakika sonra. Ha, tamam, süper. Üzerine yerleştireceksin. Evet, üzerine yerleştireceğim. Sonra sosunu dökeceğim. Bu kadar. Bitti bile. Yarışmacıların birçoğu fırında akşam yemeği tariflerini hazırladı. Nilüfer ise istim kebaplarını fırına vermeye hazırlanıyor. Jürinin işi bugün oldukça zor olacağı benziyor. Yarışmacıların her biri farklı lezzetlerde tarifler hazırladılar. Bakalım jüri hangi yarışmacıların tariflerini bugün koruma altına alacak? Yarışmacılar bir bir tariflerini fırından çıkartmaya başladı. Bu arada süreleri de giderek azalıyor. Bir an önce sunum tabaklarını hazırlamaları gerekiyor. Kırılmasın sen. Sen oradan şeyden. Yo, açtım. Sen şuradan. Tamam, tamam, tutuyorum. Şurası var ya. Tamam abi. Dur, bıçağı alalım. Al canım. Vermeyeyim. Tamam. Dur, onları alalım. Teşekkür ediyorum. Çiğdem ve Oğuzcan yemeklerinin üzerindeki kaşarların erimesi için son dakikaya kadar tariflerini fırında tutuyorlar. Ve yarışmacılar sunum tabaklarına son dokunuşlarını yapıyor. Son 5, 4, 3, 2, 1 sürenizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyor. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Birazdan jüri gelip tadıma başlayacak ve en beğendiği iki tarifi seçip iki yarışmacıyı koruma altına alacak. Daha sonra da yarışmacılar birbirlerinin tarifini tadarak günün en düşük performansını gösteren yarışmacıları seçecekler. Ve son olarak da eleme adayının belirlenmesi için en düşük performansı gösteren yarışmacılar teknik etapta karşılaşacak. Akşam yemeğine doyacağız yani. Ellerinize sağlık. Buyurun. Burcu, açık büfe kurdurmuşsun bize akşam yemeği. He? Ama sadece akşam yemeği var. Tatlı için başka bir restorana geçeceğiz. Olsun. Burada doyalım da tatlı kısmını. Çok tatlıya yer kalmayabilir. Çiğdem'le başlayalım. Haydi buyurun. Biraz pişmesiyle ilgili sıkıntı oldu. O ben neden olduğunu biliyorum. Çünkü daha fazla su koymam gerekiyordu içine kabaklar pişerken. O sosu harcını iyice çeksin diye. Hani onu bilemedim. Yani nasıl bir kafayla onu düşünüp o şekilde bıraktım, ben de hayret ediyorum. Minimalist bir çalışma yapmışsın. Böyle şey bir sunum. Hoş, küçük bir restoran sunumu gibi. Baktın mı ayarını? Yaptın mı? Ha? Hangisi çıktı? Yaparken etimin üstüne bir sos servis edecektim. Fakat sosum biraz sıvı oldu. Bu nedenle servis edemedim. Ve sote sebzelerimde de brokoliyi haşlarken brokolin birazcık rengi değiştiği için onu da servis edemedim. Onun dışında pek bir sorun yaşamadım.
Bu karamelize soğan mı? Evet. Bu da püre. Evet. Bu da meşhur etimiz. Çıkan tabağımdan çok memnunum. Jürinin beğeneceğine inanıyorum ama tabii ki de kendi içimde tereddütlerim var. İkiye ayrılıyorum her zaman gibi. Birisi evet, birisi hayır diyor. Umarım evet tarafı baskın çıkar. Çıkardığım tabaktan çok memnunum. Çünkü böyle dikkat ettiyseniz böyle güle oynaya çıkarttım. Çünkü çok güzeldi ve tadına da baktım. Tuz oranı, acılı, etlerin kıvamı gerçekten hepsi yerindeydi. Ben fırına verip ilk ben fırından çıkartıyordum. Bugün sona kaldım, bu yüzden çok telaşlandım. Ama yetişeceğini biliyordum ama yine de telaşlandım. Sadece biraz ellerim yandı, o kadar, başka bir şey yaşamadım. Ve jüri son olarak Ufuk Bey'in tuzda levrek tarifini tadıyor. Ufuk Bey. Balık alevler içinde. Yanar dönerli balığınız. Dişne sularımız hazır. Sunum aşaması çok önemli. Yanarlı dönerli bir balığım oldu. İkincisi balığın tuzunu kırmak, onun üstündeki kalıbı böyle bütünüyle çıkartmak, bu çok önemli. Onu da yaptığıma inanıyorum. Karamelize gibi bir şey yok. Biraz daha sos olsaymış daha lezzetli olabilirmiş. Et almışsın, pişirmişsin, ne tuzu var ne tadı var. Ve hepiniz sözleştiniz mi çiğ olsun diye bunlar, ben onu anlamıyorum. Jürimiz kararını verdi ve koruma altına alacağı iki tabağı da belirledi. Önce bu tabakları açıklayacağız. Ardından da jürimiz hem ikinciye hem de gün birincisine tabaklarıyla ilgili yorumlarını yapacak. Bugün gösterdiğiniz performanstan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Biz kendi adımıza öyle düşünüyoruz. Sizin için de öyledir. Umarız. Hepinizin yaptığı tabaklardan memnun olduğunu da düşünüyorum. Ve belki de ilk kez koruma altına alınan iki tabaktan biri olduğunu herkes düşünüyor olabilir. Ama maalesef ki siz de biliyorsunuz, sadece iki kişi korunuyor ve diğer beş kişi de arkadaşlarının tadımına kalıyor tabaklarıyla birlikte ve gün içindeki kaderleri de onlar tarafından belirleniyor. Ama bu kader belirleme oyunundan bugünlük sıyrılan ikili kim? Önce jürimizin seçtiği günün ikincisi olarak koruma altına alınacak tabağın sahibini açıklayalım. Kaç kişinin gözlerindeki heyecanı görebiliyorum. Kaç kişinin gözündeki sakinliği de görebiliyorum. Bakalım sakin kalmayı becerenlerden bir tanesi mi yoksa heyecanlı gördüğümüz isimlerden bir tanesi mi?
Günün ikincisi Carmen oluyor. Alkışlıyoruz seni. Teşekkür ederim. Tebrikler Carmen. Çok sağ olun. Carmen tabağında 3 parça.